Sadaka-i Cariye, Vakıf Medeniyeti. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Üç kimse bundan müstesnadır. Sadaka-i Cariye, kesintisiz sadaka, yararlanılan ilim, bilgi, hikmet ve dua eden hayırlı evlat. Bu hadisi şerife göre dünya hayatını anlamlı kılan değerler listesinin başında sadaka-i cariye, faydalı bilgi ve hayırlı evlat yer alır. Ayrıca bu değerler amel defterini açık tutan ve ölüm sonrası kabir berzah hayatını aydınlatan muazzam bir mirastır. Hadis metninde geçen sadaka-i cariye, kesintisiz iyilik ve güzellik, cami, mescit, mektep, kütüphane, ticari hedefi olmayan kitap basım ve dağıtımı, yol, köprü, çeşme, sulama kanalı, misafirhane, öğrenci yurdu, aç bir ilaç olanlar için aşevi ve hastane gibi hizmet ve faaliyet alanları demektir. Sevap için hibe olunan maldır diye tarif edilen sadaka, insanın kendi inanç ve değerlerine sadakatini gösteren, ruh dünyasını karartan ve onun temiz fıtratını kirleten dünyevi seküler yönelişe karşı bir faaliyet demektir. Yoksulların geçim sıkıntısını hafifletmek için infak ve fedakarlıkta bulunmak, ahlaki ve vicdani görev ve sorumluluktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Düşman eline düşmüş esiri, zorda kalmış Müslümanı kurtarın. Aç kimseyi doyurun, hastayı ziyaret edin" buyurur. İslam dini, açları doyurmayı, çıplakları giydirmeyi, yokluk içinde kıvrananların her çeşit zaruri ihtiyaçlarını karşılamayı, ümmetin zenginlerine yerine getirilmesi gerekli bir vazife olarak yükler. Bu yüzden zaruri ihtiyaçları karşılanmadığı için kötülüğe itilen, suçlu duruma düşen veya hayatı tehlikeye girenlerden özellikle onları sorumlu tutar. Bu sayede toplumun fertleri arasında sosyal yardımlaşma duygusu gelişir ve kurumlaşır. İslam coğrafyasında görülen vakıf medeniyeti bunun en canlı, en etkili ve en kalıcı örneğini oluşturur. Esasen bu medeniyetin inşa ve idamesinde zenginlerin yanı sıra dar gelirlilerin de maddi manevi payı olduğu görülür. Nitekim Resul-i Ekrem, "Ey Allah'ın Resulü, hangi sadaka daha faziletlidir?" sualine şu cevabı verir. "Dar gelirlinin gücünün yettiğidir. Sen bakmakla yükümlü olduğun kimseden başla." Maddi manevi sürekli getirisi olan ve devamlı sevap kazandıran bir kurum olarak sadaka-i cariye, ilk Müslümanları ve onların yolunda olanları iyilik ve güzelliklere, kesintisiz hayır ve hasenata özendirmişti. Hazreti Ömer, başından geçen bir olayı şöyle anlatmıştı. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize sadaka vermemizi emretmişti. İmkanımın olduğu bir zamana denk düşmüştü. Ben, şayet bir gün Ebu Bekir'i geçeceksem, bugün geçebilirim" diyerek malımın yarısını getirdim. Bunun üzerine Resulullah bana, "Aile efradına neyi bıraktın?" dedi. Ben, "Bir o kadar" dedim. Ebu Bekir ise yanında bulunan malın hepsini getirdi. Bunun üzerine Resulullah, "Ey Ebu Bekir, aile efradına neyi bıraktın?" dedi. O, "Allah ve Resulünü onlara bıraktım" dedi. Bunun üzerine ben, "Artık seninle ben hiçbir zaman yarışamam ve seni geçemem" dedim. İslam ahlak düzeninin temelinde Allah'ın emrine saygı, yaratıklarına şefkat prensibi vardır. İşte tarih boyunca vakıf medeniyetinin diri kalmasının esprisi bu şuur ve heyecan halinde aranmalıdır. Asr-ı saadette hayat bulmakla beraber Hulefai Raşidin, Emeviler, Abbasiler ve Selçuklular zamanında önemli gelişmeler gösteren vakıf medeniyeti, Osmanlı Devleti'nin Devlet-i Aliye mertebesine yükselten saiklerinden biridir. Zira o güzel zamanlarda dul kadınlar ve kimsesizler için bakım evleri kuran, öksüz çocuklara süt anne arayan, fakir kızlar için çeyiz hazırlayan, kış aylarında kuşları, hayvanları besleyen ve tedavi eden vakıf müesseseleri mevcuttu. Bu vakıf medeniyetinin sadaka-i cariye bilinci sayesinde ortaya çıktığı ve fani dünyayı ebedi saadete dönüştürdüğü bir gerçektir. Dini, insani ve içtimai hizmet ve faaliyetleri yürüten vakıflar, dernekler ve gönüllü kuruluşlar, milletin, ümmetin emek ve sermayesini israf etmemelidir.
Bu müesseseler namına tasarrufta bulunan sorumlu şahısların bilhassa dikkatli harcama yapmaları gerekir. En azından onlar kendilerinin özel mülkiyetlerinde olan servetlerini harcama esnasında gösterdikleri titizliği göstermek mecburiyetindedirler. Zira ecdadımızdan bize tevarüs eden vakıflar birer emanet olup sorumluluk isteyen müesseselerdir. Bu itibarla yürütülen hizmet ve faaliyetlerde ihlas, samimiyet ve Allah rızası gözetilmelidir. Kamu vicdanını rahatsız eden, onları üzen ve hayal kırıklığına uğratan herhangi bir gelişmenin yaşanması, vakıf temsilcileri ve sorumluları için ciddi bir zafiyet oluşturur. Bundan da hayır müesseseleri yara alır ve itibar kaybına uğrar.